Mesajlar ekonomi medyasıyla devam ediyoruz. Gazetelerin ekonomi sayfalarını hemen ekranlara getireceğiz. Önce sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinin ekonomi sayfasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar geniş yer buluyor. Hemen detaylarına bakacağız. Başkan Erdoğan 2019'a güçlü bir giriş yapacağız dedi. AK Parti grup toplantısında bu açıklamaları yaptı. Şimdi o açıklamaların ayrıntılarına bir kez daha hep birlikte göz gezdirelim. AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yaz aylarında maruz kalınan saldırıların olumsuz etkilerinin yavaş yavaş silindiğini belirtti. Başkan Erdoğan, seçim iklimi bu olumlu gidişi gölgeleyemeyecek, izin vermeyeceğiz. Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız dedi. Ve Başkan Erdoğan, gün bekleme değil tam tersine fırsatları değerlendirme günüdür açıklamalarında bulundu. Sabah gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Aslında bir röportajı ekranlara getireceğiz sayın seyirciler. Ticaret Bakanı Rusar Pekcan sabah gazetesine bir röportaj verdi. Bu röportajda da önemli açıklamalar da var. Ve zabıtalara eğitim veriyoruz dedi Bakan Pekcan. Şimdi onun da detaylarını paylaşalım. Bakan Pekcan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nın birleştirilmesinin ne gibi faydaları olduğu sorusu üzerine şöyle bir cevap veriyor. Eski sistemde 1,5-2 ayda alacağımız bir kararı 15 dakikada alma imkanı buluyoruz. İç ticaret, dış ticaret ve gümrükler ayrılmaz bir bütün. Resmin tümüne bakıp bütüncül bir karar alıyoruz dedi ve serbest piyasa ekonomisine inanan bir insanım. Sonuna kadar arkasındayım ve destekliyorum. Ancak anayasanın 167. maddesine göre piyasada rekabetin oluşmadığı durumlarda aksaklıkları gidermekte kamunun görevi. Biz bakanlık olarak bunu çok iyi yönettik. Yerinde tespitler yaptık. Bu denetimler sayesinde piyasa stabilize oldu. Tüketiciyi de sisteme dahil ettik dedi ve Fiyat artışlarına da vurgu yapıyor Bakan Pekcan. Elbette anormal fiyat artışlarını tespit etmek onların vazifesi diyor. Burada da zabıtalara değiniyor. Ancak orada bir takım sıkıntılar yaşandı. Biz de bu nedenle Ticaret Bakanlığı olarak zabıtalara eğitimi aldık. Denetimlerin nasıl yapılacağı konusunda eğitim veriyoruz. Eğitimleri her ilde İl Ticaret Müdürlükleri ile yaptığımız ortak çalışmalarla veriyoruz dedi Bakan Ruhsar Pekcan. Ve şimdi Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesinde de SSK emeklisine en az 1953 lira zamdan bahsediliyor. Hemen sayfayı biraz daha aşağı kaydırdığımızda iş size de ayda 2000 10 lira başlığını görüyoruz. Hemen bunun detaylarını da paylaşalım. Ocak ayı ile birlikte herkesin geliri artacak. Özellikle asgari ücretteki artış şimdiden merak konusu oldu. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanarak 2019 yılında geçerli olacak. Yeni asgari ücreti belirleyecek. Yeni asgari ücret için 2000 lira seviyesi konuşuluyor. Asgari ücretteki artış işsizlere onaya varan süreyle verilen işsizlik maaşını da artıracak deniliyor. Takvim gazetesinde ve belirtelim son dakika gelişmesi olarak da ekranlarınıza getirmiştik sayın seyirciler. 6 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve e, ücretin de e, 4. toplantıda açıklanması bekleniyor. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Dev destekle Tekno Dönüşüm başlığını görmekteyiz. Ee, bu arada hemen detaylarını da aktaralım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları var. Kobi Gelişim Destek Programı ile 2545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlandığını belirtti Bakan Varank. İşte bu açıklamalarda e, Milliyet gazetesinde yer alıyor ve Kobi Gel ile birlikte birçok destek sağlanan sağlandığı da belirtiliyor Milliyet gazetesinde. Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesinin ekonomi sayfasına bakacağız şimdi de. Burada da madenlerde kaza riski simülasyonla azalacak başlığını görmekteyiz. Önemli bir gelişme işte maden kazalarının önüne nasıl geçilecek? Bunun da detayları akşam gazetesinde yer alıyor. maden ocaklarında yaşanan kazalara ilişkin soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Alınan önlemler, maden ocaklarına yönelik denetimler ve simülasyonları da içeren eğitim programları sonucu maden ocağı kazalarında önemli oranda azalma yaşandığını belirtti. Maden ocaklarında çalışan tüm personelin kaza ve risklere karşı eğitimden geçirildiğini belirten Bakan Dönmez, bu kapsamda tamamen yerli teknoloji kullanılarak sanal gerçeklik projesi oluşturulduğunu açıkladı. Enerji Bakanı Dönmez, 24 farklı kaza senaryosu içeren sanal gerçeklik projesi tamamlanmak üzere değerlendirmelerinde bulundu. Devam edelim Türkiye Gazetesi ile Türkiye Gazetesi'nin ekonomi sayfasında da Kış turizmine değiniliyor ve rakamlar paylaşılıyor rezervasyonlarla ilgili. Kış gelmeden oteller doldu. Peki doluluk oranları nasıl? Hemen onun da detaylarını işte bu haberin içerisinde bulacağız. Paylaşalım detayları. Sayın seyirciler kayak merkezlerinden kar yağışı ile birlikte dolup Taşacak. beklenti bu yönde çünkü rezervasyonlarda artış var. Buna dair açıklamada Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Hasan Erdem'den geldi. Erdem, erken rezervasyonla kayak merkezlerindeki otellerde doluluk oranı henüz büyük bölümünde sezon açılmadan bugün itibariyle %70 civarında oldu açıklamasında bulundu. Uludağ başta olmak üzere Sarıkamış, Erciyes, Palandöken, Ilgaz ve Kartepe gibi kayak merkezlerinin kış turizmine hazır olduğunu açıkladı. Ve eskiden kayak merkezlerindeki otellere erken rezervasyon olmazdı. Daha çok Akdeniz ve Ege bölgesindeki konaklama tesislerinde erken rezervasyon olurdu. Ama şimdi... Kayak merkezlerindeki otellerde doluluk oranı artıyor ve erken rezervasyonda da yüksek bir artış var açıklamasında bulundu. Ve Dünya Gazetesi'ne bakacağız. Dünya Gazetesi'nde de geleceği kadınlar yazacak başlığını görüyoruz. Kadınlar teknoloji alanında da ön plana çıkacak. İşte bu vurgulanıyor özellikle kodlama ve yazılım tarafında. Sayın seyirciler, Türksel tarafından yürütülen Kadınların Kod Yazma Eğitimi alarak proje geliştirdiği Geleceği Yazan Kadınlar projesinin tanıtımı amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dijital dönüşümün hayat tarzlarını değiştiren yeni bir ortamı oluşturduğunu ancak kadınlara yönelik ön yargıların devam ettiğini söyledi. Emine Erdoğan, "Kadınlar şimdiden bu alanda varlık göstermezse eski kalıplar gelecekte de varlığını sürdürmeye devam edecek. İşte bu nedenle kadınlarımız kod yazmayı ve yazılım öğrenmeyi üniversitelerin bilim ve teknoloji bölümlerinde hatırı sayılır bir nüfus oluşturmayı sağlamalılar." açıklamasında bulundu. Köşe yazılarıyla devam edelim Sabah Gazetesi'nden İlk köşe yazısını paylaşalım. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz'un yazısını önce ekranlara getireceğiz. Dijital kağıt çağı diyor Şeref Oğuz. Samsung'un arge merkezini yerinde gördüğünden bahsediyor ve yeni projeleri nasıl dünyaya, ülkemize yön verecek. Türkiye'de arge merkezi açılacak mı? Yeni arge merkezleri açılacak mı? İşte bunun detaylarını bugünkü yazısında. Anlatıyor Şeref Oğuz. Şimdi bu yazının daha detaylı şeklini hemen ekranlarınıza taşıyoruz. Türkiye'de bir ARGE merkezi açarak 5G, nesnelerin interneti, siber güvenlik gibi alanlara odaklanan Samsung, katlanabilir ekran teknolojisiyle geleceğin kültür dünyasını şekillendirmeye hazırlanıyor. Katlanabilir ekran üretimi geleceğin kültür dünyasını şekillendirecek. Teknoloji ormanları tüketen geleneksel kağıt yerine şimdi dijitalini üretiyor. Telefonla başlayacak olan süreç kitaptan gazeteye yeni bir çağın kapısını aralıyor. Sabah Samsung'un gelecek teknolojilerini yerinde inceledi. Araştırma ve geliştirme merkezini bize açan Samsung'un dünyadaki sayılı ARGE merkezlerinden birini de Türkiye'de açacak. Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Kim, Güney Kore ile Türkiye arasında tarihi ve kültürel bağlar, gezegenin farklı alanlarında birlikte iş yapmamızı kolaylaştıracak diyor. Ve şimdi de Sabah gazetesinden Kerem Alkin'in köşe yazısıyla devam edeceğiz. Yeni ekonomi programında yer alan dengelenme ve disiplinden bahsediyor Kerem Alkin. Dengelenme disiplini hızlı toparlanma başlığını atmış bugünkü köşe yazısına ve beklenenden de hızlı bir dengelenme sürecine girildiğini belirtiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yeni ekonomik program kapsamında detaylarını paylaştığı dengelenme disiplin dönemine yönelik tedbirler adım adım devreye girdikçe Türkiye ekonomisinin temel makro göstergelerinde öngörülen dengelenmenin beklenenden hızlı hayat bulduğu gözlendi. Dengeleme sürecinin en önemli iki göstergesinden ilki fiyat istikrarı yani enflasyonla mücadele kapsamında maliyet enflasyonunu temsilen üfede ve tüketici enflasyonunu temsilen tüfede gözlenecek gerileme, ikinci gösterge ise finansal istikrar yani cari işlemler açığındaki gerileme olacak. Bakan Albayrak'ın işaret ettiği iki önemli gelişmeden ilki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda %23.5 olarak tahmin ettiği, yepte ise %20.8 olarak öngörülmüş olan 2019 18 yıl sonu manşet enflasyonun söz konusu oranların dahi altında kalabileceği. Nitekim Türk İş'in Kasım ayı enflasyon tahminleri de tarım ve gıda enflasyonunda gerilemeye bağlı olarak yıllıklandırılmış manşet enflasyonun gerileyebileceğini işaret ediyor. Milliyet gazetesinde Cem Kılıç da hafta tatilinde çalışmak yasak diyor ve ayrıntıları köşe yazısında paylaşıyor. Biz de hemen ekranlara getiriyoruz. Hafta tatili iş kanununda düzenlenmiştir. Buna göre işçiler tatil gününden önceki iş günlerinde çalışmış olmaları koşuluyla 7 günlük zaman dilimi içinde en az 24 saat dinlendirilmek zorundadır. Bu noktada önemli olan işçinin daha önceki günlerde çalışmış olması ya da daha önceki günlerin iş kanunu uyarınca çalışılmış gibi sayılan günlerden olmasıdır. Eğer bir hafta içinde hafta tatilinden önceki günler çalışılmamışsa ve çalışılmış gibi değerlendirilen günlerden de değilse işçi hafta tatiline hak kazanamayacaktır çalışılmış gibi değerlendirilen süreler kanunun 63. maddesinde sayılmıştır. Bunlar işçinin çalışmadığı halde çalışma süresinden sayılan süreler, yasadan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, bir haftalık süre içinde kalmak kaydıyla işveren tarafından verilen diğer izinler ve rapor süreleridir. Akşam Gazetesi'nden Deniz Gökçen'in köşesiyle ile devam edeceğiz. Avrupa Birliği ve Britanya Brexit'te anlaştı gibi diyor. Peki gerçekten bir anlaşma sağlanabilmiş mi? Hangi noktalara bakıyor Avrupa Birliği? Onun detaylarını da hemen ekranlarınıza getiriyoruz. Theresa iki haftalık bir kampanya sonrasında geçtiğimiz hafta sonunda kendisinin de önceden hazırladığı tarihi Brexit anlaşması tezini Avrupa Birliği yöneticilerine de kabul ettirdi. Ancak Britanya'nın bazı parlamenterleri risk alabilecek durumda ve de Brexit anlaşmasını da pek değerlendirmiyorlar. Bayan May ise anlaşmamız kabul edilmezse Britanya daha da bölünür ve de belirsizlik içinde kalır demekte. Nihayet geçtiğimiz hafta sonunda pazar günü İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşması metni hafta sonundaki Avrupa Konseyi toplantısında kabul edildi. Ama Bayan May şimdi anlaşmayı İngiltere milletvekillerine kabul ettirmek zorunda. Sayın seyirciler şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saat başında Türk işi programıyla karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.